Gördüğünüz Armut Veren Gölü hemen Armut Veren Köyü'nün yakınında güzellik. Şimdi Posof'un özelliğinden şöyle bahsedeyim. Evet, belki etraf dağlık, daha çok tarım arazileri buğdaya yönelik ama Posof'a geldiğiniz zaman iklim değişiyor. Posof'ta her türlü meyve sebze yetişiyor. Bir örnek vereyim. Arkada elma bahçelerini görüyorsunuz, elma ağaçlarını. Söylendiğine göre 25 çeşit elma varmış. Hani elmaları böyle kocaman kocaman zannetmeyin. Ama doğal, son derece lezzetli elmalar. Elmaların çeşitlerini yazdım, verdim. İnternette mi? İnternete göndereceğim dedim. Sen bilgisayar kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Nereyi kullanıyorsun? Hı? Bilgisayar kullanmıyorsun da neyi kullanıyorsun? Aklımın bilgisayarını kullanıyorum. Başka bir şey yok. Oraya yazıyorsun. Oraya yazıyorum. Ondan aşı yapıyorum. Elimle geliyorum. Ayağımla geliyorum. 80 yaşındayım. Yine de yürüyorum, Allah'a şükürler olsun. 700 gram gelen elmalarımız doğal var. Doğal elma ama. Doğal elma. Doğal. İlaç milaç hiç yok. Bunun cinsi ne? Kırmızı şafran. Sen bunu pazarlayamıyor musun? Pazarlayamıyoruz. Kasası 10 lira. 20 kilo gelen kasa. 10 lira. 10 lira. 5 lira. 5 liraya kadar kasasını veren var. 30 kilo geliyor, 20 kilo geliyor. Sevgili seyirciler, yani özellikle tüccarlara şöyle diyelim. Belki Posof uzak bir yer ama bir kere ucuza alacak, bir de kaliteli alacak yani. Kaliteli alınırsa... Organik değil mi bu? Organik, organik şey mi? İlaçlı yok, hiç yok. Dağdan gelen su ile beslendiği için meyvelerimiz, sebzelerimiz çok lezzetli olur. Yani. Bak kızı hafif içi de kızarmış şöyle. Günden güne de kızaracak. Kıpkırmızı oluyor. Kızaracak. Arazide şu elma derya gibi. Dökülmüş duruyor. Yani şimdi bir tüccar gelse kaç ton kaldırır? Yani şu gün kaç ton isterse o kadar kaldırır. Ya samimi söylüyorum, gelsin 200 ton elma kaldırsın. Bunlar alabalık suyu. Vallahi böyle ya. Ya tüccarlar ya. İnanın samimi söylüyorum ya. Ya bu böyle yapmacık konuşmuyorum ben. Bunlar alabalık suyuyla sulandığı için lezzetli. Ya şimdi geldin mesela, tüccarlar almışlar elmaları. Evet. Elma mevsiminde baktın, tamam. Yerde elma yok, ağaçta yok, hepsi satılmış. Kendini nasıl hissedersin? Ya mutlu hissedersin ya. Ne demek ya? Biz de para kazanmışız deriz ya. Şimdi efendim, Posofları tarif edersem şöyle diyeyim. Çok nazik insanlar, çok misafir perver insanlar. Ve gittiğiniz her yerde sizi gördükleri zaman tanısın tanımasın, hoş geldin. Böyle yani çok sıcak bir ortama hemen giriyorsunuz ve hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Şimdi hanımefendiler, yani inanın biz bir şey demedik. Onlar böyle zengin bir sofrayı hazırladılar. Birçoğu tabii bunların hep yöresel, değil mi? Evet, hepsi yöresel. Yöresel, su böreği, burma böreği. O da burmanın burma tatlısı, tatlı. Ekmeğiniz böyle evet, sizin. Bizim ekmeğimiz bu, kabak tatlımız. Otlu börek, bu da yumurta böreği, bu da bizim ketemiz, meşhur ketemiz de bu. Her yerde var, bişi. Bu nedir? Kol böreği derler. Peki ahududu reçeli, bu da şey, yaban mersini. Hapa. İçinde yağını yağa, mısırınla bandırırsın, yağına yersin, yoğurtla yanında. Yusuf amca, bu ne? Papa, ismi papadır. Şimdi onun nasıl yendiğini sen göstereceksin. Onu şimdi bak, buradan alacaksın. Güzel değil mi? Sonra? Şuraya şu yağa banacaksın. Tereyağı. Tereyağıdır. Buradan güzelce yiyeceksin. Bir kaşık da yoğurt alacaksın üzerinde, yoğurtla çok güzel olur. Güzel yapmışlar mı? Güzel olmuş. Var mı bahçende fasulye? Tabii. Herkesin bahçesinde var. Böyle. Şimdi şu fasulye yemeğini gel de yeme. Fasulyemiz çok özellikli bir fasulye. Buyurun. Erkeklere tattırıyoruz. Kendi malın gibi yiyelim. Mama. Yani bunu beğenmeyene ne denir? Tartışması bile yok. Olur. Nuray Hanım. Ocağımız yandı. Ne pişireceğiz? Hınkâl. Dedikleri mantımsı. Mantı değil. Hınkâl. Hınkâl. Onlar o mantı diyenler hınkâl desin. Biz, hayır, bizimki hınkâldır. Hınkâl. Evet. Bizimde ne var? Et.
Mantı ya. Ya yani onlar o kadınların işi. Yani bunun çok ismi. Çok mu kızıyorsun mantı derler size? Kızıyorum niye mantı diyeyim ki yani? Yöresel yemeğimizin adını değiştiriyor. Mantı değil o, hıncal o. Aç bir yufkayı şöyle hayali. Böyle açtım güzelce açsın mı? Onu güzelce bıçakla doğrarız. Şu 2 santim uzunluğu. Onu kısa kısa çeriz. Sade olarak etsiz bir yer. Biz mantıyı ona deriz. Buna hıncal diyoruz. Bunun içinde ne var? Evet. Soğanlı, biberli, karabiberli. Evet. İçine koyuyorum. Şimdi şey duymasın. Tabii böyle kapamıyoruz ama muhtar duymasın. Mantıyı çok güzel. Hünkar. Şimdi şöyle diyelim Nuray Hanım. Bunlar bu yöreyle o kadar özdeşleşmiştir ki buranın fasulyesine biz lobiye deriz. Ta Trabzon'a kadar, Acara, Şavşat bölgesi de dahil. Bura kültürel olarak Ağızkan'ın Türkiye'deki temsilcisi olan bir bölge. Etrafı dağlarla çevrili. Kültürünü korumuş, yaptığı yemeklerin de ismini aynen yüzyıllardır devam ettirmiştir. Derler ki eskiden beri, kurban olem et hınkalın adına, doymak olmaz lezzetine tadına. Bir köz alıp ateş vurun oduna, çok çetindir beklemesi hınkalı. Hınkal adı çok meşhurdur dillere, kurban olem hınkal yapan ellere. Tez getirin, çoluk çocuk bakar yollara, çok çetindir beklemesi hınkalı. Hınkalı da gülbe gülbe yaparlar, içine bir de kapek katarlar. Sabırsızlar çeynemezden yutarlar, çok çetindir beklemesi hınkalı. İstersen böyle üzerine yoğurt da koyacaksın. Onun üzerine tereyağı koyacak. Ortasına koyarsın kaseyi. Gel de yeme. İşte. Şimdi muhtarım. Ya süper güzel mantı oldu. Ya nasıl buna mantı diyorsunuz ya? Şuna nasıl hınkal demiyorsunuz da mantı diyorsunuz şuna? Hınkal çok güzel. Alayım mı? Tabii. Hınkalın tadına bir bakayım. Ben hınkal diyorum. Sen ne diyorsun? Hınkal. Tam adını. Tam hınkal bizde. Hınkal. Yanı yakın ha. Böyle. Sevgili seyirciler, şimdi Kosova uzak bir yer diyebilirsiniz ama biraz sonra ürünleri tanıdıktan sonra diyeceksiniz ki ya biz bunları nasıl temin edebiliriz? Tabii iki yol göstereceğiz size, onlardan biri de buraya gelip almak. Almanız, değil mi Hakan Bey? Diğer bir yolda seyircilerimizi temin edebilecek internet üzerinden Kosova yöresel ürünleri olarak temin edebilirler. Gerektiğinde bize ulaşabilirler. Ama şimdi ne ürünler. Gördünüz, evet. Burada her şey doğal. Her şey organik. Burada hiç böyle suni bir şey yok. Çömleği görüyorsunuz, bakın içinde bal var. Şimdi bu bizim yine Kafkas arımızın floralarımızdan temin etmiş olduğu kara kovan balık. Yine süzme ballarımız, petek ballarımız. Hemen buna geliyorsun. Bu bizim Kosova balımızın özelliklerinden birisi. Özellikle bunu sergilemek istedik. Kosova balı kısa zamanda kristalize olan bir bal. Isıtma işlemiyle tabi tutuyoruz 60 derecede. Ve akışkanlık kazanıyor. Hadi bakalım bilin bu ne? Altan Bey bu ne? Evet efendim, o Orta Asya kültürüne ait olan bir sucuk cinsi. %100 dana etinden imal ediliyor, sinirsiz etten imal ediliyor. Ve üzerinde aş otu dediğimiz kinzi, karabiber ve diğer bitkilerle marine edilmiş haşhaş da var üzerinde. Nereden kopya çektiniz bunu? Bu Orta Asya kültüründe, Kazakistan kültüründe var. Bu bal, kaymak, tereyağı ve polen karışımı mükemmel bir ürün. Evet, enerji... Bunu yiyen hasta olmaz, bunu yiyen hasta. Asla efendim. Ülkemizde takdir edersiniz ki Kars kaşarı hakkı sayılır bir üne sahip bir kaşardı. O meşhur olan kaşarın menbaı, sütü bizden giderdi. Şimdi bölgemizde işletmeler açıldı. Makinede yapılan kaşarlarımız, el dövmesi dediğimiz kaşar gruplarımız var. Koca bir teker var burada. Teker var, evet. Efendim bu gorcola peyniri, yöresel ismi gorcola. Özellikle Ardahan, Artvin yöresinde de yine yapılır. Bu bizim deri peynirimiz. Yöresel ismi tuluk peyniri. Az sonra göreceğiz tuluk peynirinin ham maddesi. Bu kreması alınmış sütten elde ediliyor. Çürütme işlemi yapıldıktan sonra
kaynatılıyor ve süzülüyor, bu hali alıyor. İşte Kozov'un tereyağı. Şimdi efendim benim kendimi 103 yaşında anneannem vardı. İnanır mısınız bunu? Çok ısıtıp, böyle bardakla ısıtıp su gibi içerdi. Yani bu fabrikasyon değil kesinlikle. Sallama yayık dediğimiz yayık cinsi eski tekniklerle yapılan bir tereyağı. Bu tabii çok uzun süre kapıda ağaç olduğu için uzun süre buzdolabında muhafaza edilebilir. Bu ürünleri satın alabilirsiniz ama yani şimdi Kosov uzak, tabii ki herkesin imkanı yok buralara evet, gelmek. Nasıl temin ediliyor derseniz internet üzerinden. İnternet üzerinden Kosov balı, Kosov peyniri, yine Kosov yöresel ürünleri dedikleri zaman bizim ismimiz çıkar. Kargo ile mi yolluyoruz? Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak kargo ile teslim ediyoruz. Yani 1 liralık üründe alsalar ücretsiz gönderiyoruz. Fazla üründe alsalar yine ücretsiz gönderiyoruz.